Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün en iyi 10 baş düşman karakterini anlatacağım. Bunları daha çok e, efsane ve baş düşman üzerinden anlatacağım. Onu da söyleyeyim. Yani normal baş düşman artık kimse oynamıyor. Ben bile çok az oynuyorum. Hatta da yeni 10. katı açmışız. E, burada 30'lara falan geldik. Daha sonra burada e, burada son görevlerim kalmış. Bunları yapıyorum. Korus'ta daha burada Hyperion istiyor. Bunu tamamlamadım. Süper devde de burası için görevleri tamamlıyoruz. Wave'i de açtık. Thanos'ta 25'lere falan gelmişiz. İlerliyoruz. Zaten sağ tarafı hiç oynamıyorum şu anda. Ama bizim ana hedefimiz ne? Bu hesapta Nulu açmak. Bunun içinde ilk yol Apokalips'i açmaktan ve şu sağdaki 4 tane bölümü açmaktan geçiyor. Burası içinde bir görevimiz kaldı. Onun içinde yaklaşık şöyle 62 milyon altınımız varmış. Hatta 6 yıldız yapmaya 66 milyon yetiyor diyebiliyorum biliyorum. Ee, şeyde bakmıştım karakter geliştirme tablosundan. 66 milyon falan istiyor sanırım. Ve malzeme yetmiyor. 8800 şey istiyordu sanırım. Hmm, ne derler onun adına? Heh. Karanti madde istiyordu. Niye? Hani zaten altın mı altın birikirken bu da birikir. Shadowland da oynayacağım. Oradan da gelir derken zaten hallederiz. Ondan sonra malzemesiz kalacağız bir süre. Makari için hani kristal gelene kadar da biraz sabrederiz. O günde şuradan 7 gün içinde bir tane de e, premium kart kutusu açarız. Umarım güzel bir kart gelir. Neyse lafı uzatmayalım. Çok çok iyi karakterler var bu listede. Yavaştan başlayalım. Katılacağınız, katılmayacağınız karakterler illa vardır. Hatta bu videoyu 10 artı 2 yapalım. E, çok emin olmadığım karakterler de var ama bazılarından net bir şekilde emin zaten çok iyi olduklarını biliyoruz. İstiyorsanız yavaştan başlayalım. Böyle biraz daha e, güçsüz güçlü demeyelim de böyle hani biraz aşağıdan başlayalım öyle söyleyeyim. Luna Snow'dan başlayacağım. Karakteri aramayalım böyle ama yine de karaktere gelelim. Luna Snow e, belki Null'da çok iyi değil ama Mephisto'da çok iyi. Çevik türler daha iyi hasar vurduğu için ışın türleri otomatikmen daha iyi oluyor. Ve Luna da gerçekten bunun için en iyi seçeneklerden bir tanesi. Yani orada ilk 5'e koyar mıyım? Yani en azından ilk 12'ye koyarım. Tamam mı? 10 artı 2 yapacağız bu videoyu. Yani 12'ye kesinlikle Luna'yı koyarım. Mephisto'da etkili olduğu için, çevik türü olduğu için ve yine de hatrı sayılır bir hasarı olduğu için çok da geri plana atmayalım. Yine çeviklerden... Ee, zaten takım savaşı mesası ve PvE'de Yine güzel bir hasar var. Rogue yine Mephisto'da çok iyi karakterlerden bir tanesi. Çevik karakter olduğu için direkt ön plana çıkıyor. Yani Rogue bu listede olmayı hak ediyor. Devam ediyorum buradan. Ee, bence alınır kesinlikle. Yani 10 artı 2'nin ikisi bunlardı ee, diyebilirim. Ve devam edelim. ışınlardan. yine hala ben hakkını vereceğim bu karakterin. Hala kötü bir karakter değil. Cable ama Kid Cable kostümü yerine. Yaz günleri kostümü olursa daha iyi bağışçıman da daha etkili diyebilirim. Özellikle enerji ctp ile veya yıkım ctp de olabilir artık. Ee, Bağışçımanlara hasar verme olayı var biliyorsunuz ctp'nin uyanmasında. O yüzden biraz daha ön plana çıkıyor uyanmışı gerçekten diyebilirim. Ve Cable'da Mepistola'da hem de Null'da çok çok iş yapıyor biliyorsunuz. Ee, Null'un 50. katlarında sanırım mutant istiyordu ve bunun için biçilmiş kaftan gerçekten Cable ve kesinlikle e, lazım diyebilirim. Zaten çok iyi bir PvE karakteri. Belki skorda biraz geri düştü. Mephisto biraz daha onun gününü de sabote ediyor. Yani o yüzden biraz geri planda kaldı ama başman açısından hala çok iyi bir karakter diyebilirim. Cable için bir diğer karakter çok fazla hiç deneyemediğim, gösteremediğim, bu kanalda hakkını veremediğim bir karakter. Shang Çi. Shang şöyle bahsetmem gerekirse hem PvP'de hem PvE'de çok iyi bir karakter. Gerçekten PvP'de de, e, de kullansanız pişman olmazsınız. PvE'de de kullansanız pişman olmazsınız. E, baş düşmanda, Efsanevi baş düşmanda çok yüksek katlar kesenleri gördüm. Hem Null'da hem Mephisto'da. Mephisto'yu tam hatırlamıyorum. Pardon Mephisto'da görmemişim sanırım. Ama Null'da çok yüksek katları kesenleri gördüm Shang'la. Ve bu lisede olmayı hak edenlerden bir tanesi diyebilirim. Shang içinde Ve e, bir diğer karaktere geçelim. Çeviklerden. <laughs> Falcon. Falcon'da çok deneyememiştim. <laughs> Pardon. E, ama iyi bir karakter diyebilirim. Yüksek katları kesiyor. Özellikle Falcon için <laughs> belli bir bölüm var. Yüksek katlarda biliyorsunuz her 10 katta bir farklı karakterler istiyor. Efsane bir başvurman. İşte mutant istiyor ne bileyim. ışın erkek istiyor. Kadın istiyor falan gibi sallıyorum. Farklı farklı karakter istiyor ve Falcon içinde çok iyi bir bölüm var. Nul'da özellikle. Falcon da başvurma açısından çok iyi diyebilirim. Gerçekten iş yapan karakterlerden bir tanesi. Yine Falcon'da çok kullanamadım ama bu hesabımızda yapar mıyım bilmiyorum ama şu anda önümde birkaç hedef var. Bunları size paylaştım. İşte Makare'dir, Super Supergiant'dir. İlk önce bunları yapacağız. Daha sonra biraz zorlasa da belki Mephisto kasacağız. Belki. Ee, çok zorlayacak çünkü o. Ee, veya meta bir şekilde değişirse hiç Mephisto kasmaya edebiliriz ama Mephisto çok çok iyi. Yani gerçekten kolay kolay metadan düşecek bir karakter değil. Hele bir kostüm alırsa var ya aman aman. Ee, Falcon ama yine de iyi. Yakın zamanda yapmayacak olsam da belki kostümünü alırım. Belki çok zor bir ihtimalle olsa belki diyorum. Işınlardan bir karakterle devam edelim. Psylocke şu an bu kostümüyle çok revaçta. Herkes deniyor. Ve gerçekten fena bir performans yok. En azından ben ilk 12'ye alırım. Yani e, bence alınır. E, yargıyla çok çok iyi. E, enerjiyle yargının karşılaştırmalarına biraz baktım. Yargı çok çok önde. Yıkımda önermiştim biliyorsunuz. Belki uyanmış yıkımla iş yapar diye ama yine yapabilir. E, prokluk bir şeyi var. Rotasyonu var aslında. Hem de yıkımı uyanmışı Bahçişmanları hasar verdiği için biraz tatlı olabilir ama en fazla bence yargıyla ile arasındaki farkı kapatır. O yüzden yargının uyanması daha iyi olabilir Psylocke için. Ve Bahçişman da çok iyi performans sergiliyor. Psylocke yine ilk 12'de olacak bir karakter diyebilirim Psylocke için. Ee, bir diğer karakter şöyle bir sıralama yapıyorum kafamda. Çok da sıralama değildi aslında işte. Öylesin hani süper dev. Süper def ve geldiğimize göre gerçekten güzel sıralamalara geldik. Bu kostümüyle biliyorsunuz hem skor metası hem de baş düşman da çok çok iyi. Tam bir Moonstone seviyesi diyebilirim. Belki daha iyi. Yani ben en son oynadığım zamanlarda aynı seviyelerdeydi. Tabii ki yüksek seviyelerde ne kadar fark eder bilmiyorum ama kendim hani daha yüksek seviyede denemeden çok da aşırı bir yorum yapmıyorum. Sadece çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani en ileri arasında diyebilirim Super Giants için. Gerçekten güzel bir karakter. Baş şumanda asla pişman etmez. Zaten açtığımda yeteneğini uyandırdığımda onu kullanacağım. Başka kimi kullanacağım? Yani Makari'yi kullanacağım. Onu kullanacağım. Sharon'u kullanacağım. Ne bileyim Ghost Rider'de kullanacağım biraz da hasar versin diye. Loki'yi kullanacağım mesela hasar versin diye. Loki ile Ghost Rider biraz daha alt seviye ama iş görürler. <laughs> Neyse. Devam edelim listemize. E Moonstone demişken onu da söyleyelim. Aynı seviyelerde ama Moonstone çok yüksek katları kesiyor. Yani genel olarak baktığım birçok yayıncı en yüksek katlarda Moonstone'u kullanıyor. Yani iş yapıyor. Bu en yüksek dediğim de başman bakımından 40'lar 50. katlar falan yani yüksek katlar bunlar. Ve o katları kesecek bir karakter gerçekten başman da kesinlikle iyidir. Hatta en iyi ondadır diyebiliriz. Ee, ve Moonstone da bu listede de yüksek sıralarda. Yani yüksek sıralarda dediğim karakterlerden bir tanesi. Geldik işin zor kısımlarına. Sharon. Sharon da bu kostümüyle inanılmaz oldu ve bu kostümde muhteşem enerji yerine muhteşem yıkımı tercih edenleri görüyorum. Çünkü zaten başman karakteri ve Yıkımla olabilir. Muhteşem yıkımla gerçekten mükemmel işler yapabilir ki yapanları görüyorum. 50. katlar, 40. katlara böyle o tarzda katları kesenler görüyorum. Tabi tam net bir kat sayısı vermiyorum ama o derece yüksek katlar olduğunu söyleyebilirim. Hem Mapisto'da hem de Null'da çok iyi bir performansı var Sharon'un. Ve son bir şöyle bakıyorum. 2-3 karaktere geldik ve arasında şaşıracağınız karakterlerden bir tanesi bir tane var. Diğerlerine şaşırmazsınız ve az çok tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ee, burada gerçekten kimi tahmin ediyorsunuz? Mesela ilk üç, içinde, ilk üç içinde çok merak ediyorum ama ben de şaşırdım ama çok iyi bir performansı var. Zaten hem PV karakteri hem de PvP karakteri bu. Mesela Sentry de öyle. PV'de hiç fena bir performansı yok. Yani güzel bir performansı var. Ama daha çok PvP'ci. Aynısı kimin için geçerli? Dr. Doom. Şimdi Dr. Doom çok iyi bir PvP karakteri. Turnuvacı, turnuvacı e, oyuncuların vazgeçilmezi diyebilirim. Ee, PvP'de kullanılıyor. Zaman Savaşı'nda, Fetih'te, Turnuva'da. Tam böyle en iyi PvP karakteri diyebilirim. Sentry'den bir tık önde diyebilirim. Yani bu konuda. Çünkü denk geldiğim, izlediğim birçok videoda Dr. Doom bir tık öne çıkıyor. Yani bir tık öne çıkıyor. Olmasa bile number 2. Yani 2 iki, iki numara. Her türlü ilk 2'de Dr. Doom. Ama e, özellikle Mepisto'da, Null'da çok yüksek katlar kesiyor. İnanılmaz yüksek katları kesiyor ve PvE performansı hiç fena değil. Muhteşem yıkımla, muhteşem enerjiyle inanılmaz bir karakter. İnanmıyorsanız gidip performans yani e, başman performanslarını izleyebilirsiniz. Ve gerçekten en iyiler arasında hatta ilk 5'te diyebileceğim bir karakter taktırdığım Zaten e, PvE oyuncuları hiç PvP oynamayan oyuncular PvP'de bir karakterim olsun diyen oyuncular takım savaşına da kullanılıyor. Yani bunu baz alabilirsiniz. Ama size demiyorum ki gidin PvP'de başman da kullanın. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Ve geldik son e, iki karakter mi? Sharon'u da söyledik. Aynen. Son iki karakterden bir tanesi de ışınlardan tabii ki Mephisto. Çok yüksek katlar kesiyor. İnanılmaz güçlü bir PvE karakteri. Skorda iki günü var. E, cable yerine de kullanılabilir. Ve baş düşman da çok iyi. Hem kendisini kesiyor hem Mephisto'yu kesiyor hem de Nulu'yu kesiyor. Çok güzel bir şekilde kesiyor. Benim eski hesabımda en memnun olduğum karakterden bir tanesi de Moonstone süperdi ve Map tabi zaman, benim zamanımda bir makari falan yoktu. Ve diğerlerini de çok fazla kullanmıyordum. Cable da aynı şekilde iyiydi. Ama bunlar en iyilerde benim için diyebilirim zamanında kullanırken. Gerçekten Map en iyi ilk 5 içerisinde. En iyi ilk 5 içerisinde. Çok çok güçlü. Ve listenin son sırasına gelelim. Makari zaten biliyorsunuzdur. Yani Macari ile Map tahmin ediyorsunuzdur. Skorda kendi gününün metası Luna'nın önünde e, Yüksek bir skor atıyor Yani 3 sezonda çok yüksek bir skor atıyor Kadın haftasında da kendisinin günü var Baş düşman da çok iyi Yani Luna'nın gerçekten Bir tek yükseltilmiş versiyonu Hem Mephisto kesiyor Hem Null kesiyor Hem skorda erkek haftası kadın haftası derken Tüm PvE modlarında Çok iyi bir karakter Yani en iyi 2 PV karakterinden bir tanesi der miyim? Derim. Skorda en yüksek skor atan Loki sonra Makere. Mephisto geçiyor mu? Geçemiyor. Ee, Loki geçiyor. Loki geçiyor zaten. Başka şöyle yükseklere bakıyorum yüksek atanlara. Birçoğu hani 9.6, 9.8 falan 9.9 atıyor. Makere 11-12 atıyor. Yani öyle bir karakter. Ve baş düşman da inanılmaz iyi. Zaten ben şu anda boşuna açmıyorum bu karakteri. Bu hesabı da gerçekten tam donanımlı kasmaya çalışıyorum. Kastıklarımın hepsi meta. Şu an iki yancı. İşte için Null ne açıyoruz. O ayrı bir mesele. Yoksa açmazdım belki. Belki açmazdım. Ama e, Tena yoksa o da skorcu. O da bir meta. E, onu da söyleyelim. E, Sharon çok iyi. Kingpin çok iyi. Loki zaten bu üçün meta şu anda. Biri başman metası. ikisi skor metası. Ghost Rider'da takım savaşı metası. O da meta. Yani yine meta olarak sayabiliriz. E, Kaptan da işte e, zamanında meta olduğu için seçtiğimiz bir karakterdi. O da iyi. Cersei ile King goyneyi yaptık. E, Efsanevi savaş için mecburdum. E, pardon, epik görev için mecburdum. Doktor Octopus'ta kostüm gelir diye seçtik. Onu almasak, Venom'u alacaktık. Ne fark eder yani? Aynı şey, aynı şey yani. Öyle söyleyelim. Onun haricinde Cable kostümünü aldım bakın. Gördüğünüz gibi. Bu arada listemiz bitti. En iyi 10 artı ikimiz bunlardı ekleyeceğiniz karakterler varsa yorumlarda belirsin tabii ki ve duyurumuzu da yapalım. Hesap inceleme videosu gelecek bu videonun altına. Hesaplarınızı yazabilirsiniz. Hesaplarınızın durumlarını, neler yapmak istediğinizi, hangi oyun modlarını oynadığınızı ne kadar detaylı ve güzel yazarsanız seçme ihtimalim o kadar yüksek. Ve bir videoda daha az kişiye zaman ayıracağım. Yani yine 3-4 kişi olur ama ee, biraz hani zaman ayırayım. Hesaba bakayım istiyorum. Onu da söyleyelim. İşte Cable kostümünü aldık. Biraz kristal biriktiririz. Zaten makare açacağız. Çok da bir şey yapmayacağız. Makaranın yanında bir iki kostüm alırız tahminen. Kostümlere baktığımızda şuradan Sharon'u kesin alacağız. Makaranın kostümünü iki kostüm öyle. Belki olursa Task Master alırız. Daha sonraki aylarda işte Valkyrie, Wave, ne bileyim alırız yani bazılarını. Rogue belki. Yani bunlar şu anda önceliklerim. Süper Devi kasarsam onu alırım. Bu şekilde benim en iyi 10 artı mi böyleydi. Sizin eklemek istediğiniz veya daha farklı bilseniz varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Veya şu da olsaydı iyi olurdu dediğiniz e, karakterleri yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videonun altındakiler hariç başka bir hesap ince yani hesaba bakmayacağım onu söyleyeyim. O yüzden bu videonun altına yazmanız şart. Yani sonra söylemedi demeyin. Bu şekilde videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Ve şu karakter hakkında son bir şey daha söyleyeceğim. Hani şu 12 karakter mükemmel C-Tiplerle elimde olsa hiçbirinden pişman olmam. Bunu da söyleyeyim ki e, <laughs> güvenilir olsun listemiz. Yani hiçbirine kötü göze bakmam. Hepsini kullanırım yani. Çok iyi PvE karakterleri. E, bunu da söyledikten sonra videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.